Yolu açalım arkadaşlar. Böyle biraz iş kısmı hadi. Hoki'nin yazısı da bakın burada. Resmi sitesinde yayınlanan. 8 yıl önce yayınlanan yazı. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 2019 yılında başlamış olan Tuzla projesi 5750 hak sahipleri olarak buradayız. Yaklaşık 2019 yılından beri 2024'e kadar bekleme sürecimizle beraber yaptığımız eylemlerden ötürü bu aşamaya, inşaat aşamasına gelmiş durumdayız. 2019 yılında verilen vaatlerle 2023 yılında verilen vaatlerin arasında çelişkiler doğmaktadır. 2019 yılında verilen vaatler 860 TL ödemeyle, taksit ödemesiyle 1100 TL taksit ödemesiyle beraber yaklaşık daire fiyatlarının 160 bin ve 210 bin olarak belirlenmesi neticesinde bizlere vaat edilen bir hak vardı. Yalnız 2023'e girdiğimizde bunun fahiş fiyatların, daire fiyatlarının arttığını gördük. Normalde bir tane dairenin maliyeti 1,5 milyon olmasına rağmen devletin dar gelirli vatandaşa 3 milyon ve 4,5 milyon arasında bir daire vermesinin mümkün olmayacağını buradan belirtmek istiyoruz. Maliyet olarak Sayın Murat Kurum'un ve TOKİM'in yapmış olduğu açıklamalarda maliyeti kesinlikle bu dar gelirli vatandaşa yansıtılmayacağının açıklamasını kamuoyunda ve kamu kuruluşlarında yapmıştı. Maliyet açıklaması olarak belirtmek istediğimiz şudur. Maliyet olarak Tuzla bölgesinde Maltepe'de 7 milyar TL'ye alınan arsanın 2,5 milyarını tutup askeriye tesis yapmalarıdır. 2,5 milyar yapılan tesisin maliyetinde bu dar gelirli vatandaşlara maalesef ki yükleniyor bunlar. Bunu devletin bir an önce çözmesi gerekli. Hazineden yardım mı alınıyor? Fon mu sağlanıyor? Orası dar gelirli vatandaşın hiçbir şekilde umurunda olmaz. Seçim vaadi öncesinde bizlere verilen sözler vardı. Murat Kurum'un özellikle bizlere belirtmiş olduğu hiçbir şekilde maliyet artışlarının sizlere yansıtılmayacağının hakkında bizlere bir vaadi vardı. Bu sözlerin tamamen yerine getirilmesini istiyoruz. Bundan sonraki aşamada yapacağımız İstanbul size hayal olacak dediğimiz projenin içerisinde başkan olarak şu anda İstanbul'a belediye başkanı olarak kendisinin olduğunu görüyoruz. Sahaya indiklerinde bizleri her zaman karşısında görecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan seslenmek istiyoruz. Lütfen bu yanlıştan bir an önce dönülmesinin temennisindeyiz. 2019 yılında verilmiş olan hak sahiplerinin haklarının bir an önce iade edilmesini istiyoruz. Sabit taksit bizim özellikle vurguladığımız şudur. Siz dar gelirli vatandaşa müteahhit olarak faizli bir şekilde bankada değil faizli bir şekilde nasıl sabit taksit olmadan memur maaşı artışıyla kalkıp bizlere daire fiyatını belirliyorsunuz, bu bir. İkincisi bu KDV oranının %01 olması, %10'a çıkartıp bu dar gelirli vatandaşa nasıl yükleneceğinin farkında mısınız? Bu lütfen bu yanlıştan dönülmesinin istiyoruz yani. Özellikle vurgulamak istediğimiz konu şudur. Tuzla 5750 konutların içerisinde 7 milyar TL'ye alınan arazinin 2,5 milyarını tutup da sosyal tesis olarak yaptığınız bu dar gelirli vatandaşa yüklemenin manası nedir? Sizler dar gelirli vatandaşa TOKİ'yi yaparken bizler size bu dairelere uygun bir şekilde vereceğinin sözünü verirken, açıklama yaparken
Neden bunu bir dar gelirli vatandaşa yaptınız? Benim 4 yaşında bir tane kızım var. Daha doğmamıştı, bu proje başlamıştı. 4 yaşındaki kızımın cümlesi şudur. Baba, benim dairem nerede? Biz dairemize ne zaman geçeceğiz? E tabii ki şu anda bakıyorsunuz, ülkede ekonomik şartlar aldı başını gitti. Bu bizi ilgilendirmez. Devlet vermiş olduğu sözü bir an önce tutmadı. Burada bir engelli kardeşimiz var. Biz engelli kardeşimizin yanındayız. Biz gazi, şehitler, yetim, dul. Biz bunların yanındayız her zaman ve bunların her zaman sözcüsü olacağımıza burada namus ve şeref sözü veriyoruz. Bu davadan da hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kendi evlerinde, kendi çocuklarının bakımıyla alakalı, durumuyla alakalı ivedi bir şekilde her zaman onlarla beraber olan kurumlar şu anda burada yok. Biz kurumun önündeyiz ama Murat Bey nerede? Son sözümüz budur. Lütfen bu yanlıştan bir an önce dönülmesidir. Bravo.